Hayat sevince güzel, sevince mutlu, güzel. Şimdi arkadaşlar geldik sakat olarak tesis edilen işlemlerin ortadan kaldırılma durumu. Biri iptal edilebilirlikti. İptal edilebilirlik hangi durumda ortaya çıkıyordu? Cevap ver. İptal edilebilirlik hangi tek durumda ortaya çıkıyordu? Cevap ver. Yetki tecavüzü. Harikasın. Oluyor demek ki. Gel buraya. Şimdi sakat olan bir idari işlemin menfaati ihlal edilen kişi veya kişilerce dava edilmesi durumunda önemli olan aman dikkat işlemin hukuka uygunluk karinesi taşıdığından hak düşücü süreye tabidir. Yani 60 gün içerisinde dava edilecek kim tarafından? Menfaati ihlal edilenler tarafından. Mahkeme iptal kararı geçmişe etkilidir. Yani işlem 01.03'te gerçekleşti ve işlemin iptal tarihi örnek veriyorum 01.04'te oldu. İptal tarih bu tarihte iptaldi. Yargı çok hızlı iyi işledi. Çok hızlı işlem tesis etti ve bu tarihte iptal edildiyse ne zaman ortadan kalkıyor? Geçmişe etkili. Bu tarihte değil, bu tarihte ortadan kalkıyor. Ama neticeleriyle her şeyle birlikte işlemin tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kalkmış oluyor. Yani geçmişe yürümüş oluyor. Tamam. Şimdi hiç doğmamış kabul edilmektedir. Üçüncü, iyi niyetli kişilerin kazanmış olduğu haklar da korunuyor. Geri alma. Geri alma durumu aman buraya dikkat et. Hukuka aykırı bir idari kararın yeni bir idarenin alacağı başka bir kararla X kararı var. İdare Y kararını alıyor ve bu hukuka aykırı olan X kararını ortadan kaldırmış oluyor. Tamam. Hukuka uygun idari işlemler geri alınmak suretiyle ortadan kaldırılamıyor. Tamam. Yani eğer hukuka uygun bir işlemi ortadan kaldıracaksan kaldırma seçeneğini kullanabilirsin. Değiştirme seçeneğini kullanabilirsin. Problem yok. Tamam mı? Ama geri alma seçeneğini kullanamıyorsun. Tamam? Geri alma durumu hangi durumda ortaya çıkıyormuş? Hukuka aykırı işlemlerin idare tarafından yeni bir işlem tesis ederek ortadan kaldırılma durumudur. Tamam? Şimdi süre sınırlaması yoktur. Eğer ilgili kişiye yarar sağlıyorsa her zaman geri alınmaz. Bak tekrar okuyalım burayı. Süre iptal için gerekli olan süredir. Ancak ilgiliye bir yükümlülük getiriyorsa süre sınırlaması yok. Eğer ilgili kişiye yarar sağlıyorsa her zaman geri alınmaz. Hocam burayı anlamadım. Bir idari işlem var. Nasıl bir idari işlem? Hukuka aykırı. İdare yeni bir işlem tesis ederek bu hukuka aykırı olan işlemi ortadan kaldırıyor. Hukuka uygun işlemi geri almak suretiyle ortadan kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Diyor ki bunun için süre 60 gün. Menfaat sağlıyorsa sana 60 günlük bir süren var. Ama kişiye bu hukuka aykırı olan işlem yükümlülük getiriyorsa süre sınırlaması yoktur. Tamam? Devam edelim. İptal işlemi gibi geçmişe etkilidir. İşlemi yapan hem de hiyerarşik denetim mercisi işlemi geri alabilir. İdari vesayet mercisi işlemi geri alamaz. Tamam? Bak, idari vesayet mercisi yapamadıkları şey. Yerine geçip işlem yapamıyor. O kişiyi görevden alamıyor. Yapılan işlemi idari vesayet makamı yapılan işlemi geri alamıyor. Tamam. Bu üç unsur önemli. Yerine geçip işlem yapamaması, yapılan işlemi geri alamaması ve o kişiyi makamından alamaması idari vesayet yetkisinin sınırlarıdır. Bunları yapamaz. Tamam. Şimdi gel ekrana. Gel ekrana. Hile, ikrah, idarenin bariz hatası ise her zaman geri alınabilir. Şimdi idari işlemlerin sona ermesi. Hangi durumda sona erer? Bak buraya. Geri alma, kaldırma, değiştirme ve düzeltme durumlarında idari işlemler idarenin iradesiyle sona erdi. İdarenin iradesi dışında fiili nedenler ölüm oldu, işlem sona erdi.
Hukuki nedenler, mahkeme iptal kararını verdi. İdari işlem sona erdi. Kendiliğinden idari işlem bir süresi vardı. O süresi doldu. İdari işlem sona erdi. Ama idarenin iradesiyle sona erecekse, yapılan işlemi geri almak suretiyle, yapılan işlemi kaldırarak, yapılan işlemi değiştirerek, yapılan işlemi düzelterek idarenin iradesiyle işlemi ortadan kaldırıyorum. Tamam? Bak, tek tek inceleyelim. Geri alma. Geri alma. Bunda siyahı kullanmak istiyorum. Siyah, siyah. Geri alma. Geçmişe yürür. Hukuka aykırı olan işlemler geriye alınır. Düzeltme, tashih, sadece yanlış hükümler düzeltiliyor. Geçmiş ve geleceğe etkili. Tamam. Devam. Kaldırma, hem hukuka uygun hem hukuka aykırı işlemler için söz konusudur. Sadece geleceğe yönelik sonuç doğurur. Kaldırma geleceğe, değiştirme geleceğe, ama düzeltme ve geri alma ise arkadaşlar hem geçmişe hem de geleceğe etkilidir. O zaman ikisini öğrenelim. Hem kaldırma hem de değiştirme geleceğe etkili. Kaldır, değiştir, geleceğini değiştir. Kaldır, değiştir, geleceğini değiştir. Kaldır, değiştir, geleceğini değiştir. Tamam? Şimdi bunlarla ilgili sorular gördüğünüzde daha da içinizi sinecek. Yetki ve imza devre. Arkadaşlar, yetkiyi devrediyorum, imzayı devrediyorum. Buraya dikkat et. Karar alma yetkisi, yetkiyi devreden makamdan ayrılıp yetkiyi devralan makama geçmektedir. Bir makamdan bir makama geçiyor. Husumet yetkiyi devralana yönetilir. Yani artık devralan işlemin muhatabıdır. Bir makamdan yetki başka bir makama geçtiyse, soyut bir şekilde makamdan makama geçme durumu söz konusudur ve geri alınmadıkça devreden makam kullanamaz. Bana bak. Yetki devri. Bir makamdan başka bir makama devrediyorsun. Artık ey makam diyorsun, bu yetkiyi sen kullanacaksın. E kardeşim, bu makam bu yetkiyi kullanıyorsa, yetkiyi kullandığından dolayı ortaya bir husumet çıkarsa buna yöneltiyorsun. Ben bu yetkiyi buradan geri almadıkça bu yetkiyi kullanamıyorum. Ve bu makamdaki kişi değişse bile kişiye devretmediğim için bu yetkiyi, makama devrettiğim için yerine gelen yeni kişi de bu yetkiyi kullanmaya devam ediyor. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Yetki devri. Makamdan makama soyut. Devreden artık yetkiyi kullanamıyor. Devralan yetkiyi kullanıyor. Devralan herhangi bir husumet ortaya çıkarsa devralan kişiye, devralan makama husumet yöneltiliyor. Bunun adı ne? Yetki devri. Gel buraya. İmza devri. Karar alma yetkisi yetkiyi devreden makamda kalmakta. Yetkiyi devir alan makama sadece imza, belgelendirme yetkisi geçmektedir. Eğer husumet çıkarsa asıl sahibi olan devredendedir husumet. Burada devralandaydı. Somut olarak bir kişiye yapıldığından kişi değişirse imza devri sonuçsuz kalır. Her zaman devreden de bu yetkiyi kullanabilir. İmzayı devrettin. Kime? Makama değil, kişiye. Eğer o kişi o makamdan gittiği anda artık o yetkiyi kullanamaz. İmzayı devrettim. Hem devradan da devreden de devralan da bu imza yetkisini kullanabiliyor. Burada da problem yok. Peki husumet ortaya çıkarsa kime yöneltiliyor? Devredene yöneltiliyor. Arkadaşlar bunu bol bol tekrarlayın. Önemli hususlardır. Tamam. Arkadaşlar bununla birlikte gel bakalım ekrana. Kaldı mı burada bir şey? Kalmadı. Son slide'dı. Evet. Arkadaşlar. Bir nefeslenelim. Hocam saat 1'e 4 var. 2 saat sonra sahur. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şanlıurfa'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar.
Ramazan ayı herkese hayırlar getirmesini nasip eder inşallah. Sınava hazırlananlar sınavlarında başarılı olur umarım. Bir hedef koyanlar o güzel hedefine de inşallah en kısa zamanda ulaşır. Ciddi bir emekle bu videoları hazırladık. Gerek çekimler, gerek stüdyonun kuruluşu, gerek bu dizaynın ödeme şekilleri bizi gerçekten yordu. Ama çok şükür bir şekilde bunların altından sizin de işte videolara beğeni yaparak, kanala abone olarak, reklamları izleyerek, bu notları temin ederek bize küçük de olsa bir desteğiniz oldu. Eyvallah, hepiniz de sağ olun. Benden yana bir hak geçtiyse helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. İdare hukuku gerçekten zor bir derstir. Sıkıcı bir derstir ama kamu hukuku benim alanım. Genelde böyle. Ama elimden geldikçe böyle gır gır şamatayla videolarda bu dersi sizlere anlattım. Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştığımı biliyorum. Daha dün bir mesaj aldım. Hocam diyor, biz esnafız. Hatta okumak istiyorum. Gelen mesajı okumak istiyorum. Instagram'da paylaştım. Hocam sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. 2 gün önce başımdan geçen bir olayı anlatayım. Biz Ankara'da aynı zamanda esnafız. Elinde cübbesiyle avukat bir hanım içeriye girdi. Biraz taktik alırım, kaynak sorarım diye hoş bir sohbet oldu. YouTube hukuk öğretir var, onu takip et, bayağı övdü. Aynı gün Ankara'da gitmiş olduğum kaymakamlık kursunda da defalarca adınız geçti. Ankara sizi konuşuyor. Esnafından tutun, hayali, umudu olan bir sürü kişi. Bizden biri olmuşsunuz çoktan. Yolunuz açık olsun demiş diye bir mesaj geldi. Bunu da Instagram'da paylaştım. Arkadaşlar yani her ile ulaşma imkanımız olmuyor. Bu kadar güzel mesajlar bizi öyle gaza getiriyor ki anlatamam. Emek verdik. Umarım siz de bu emeğin karşılığını boşa çıkarmazsınız. Güzel haberlerinizi bize iletirsiniz. Videoların geleceği youtubehukukoyretir.com hukukoyretir.com adresinde şekillenecek. Oradan size ayrıntılı bilgileri sürekli sunacağım. Hukukoyretir.com adresini ciddi bir şekilde üzerinde çalışıyoruz ve geliştireceğiz. Bununla güncellemeler elbette ki oluyor. Videolarda hatalar minimum düzeyde yok diyorum ama yine de kendime bir gard alanı bırakayım. Küçücük belki hatalar olabilir. İnsanlık halidir. Bunları aşağıdan yazın zaten. Problem yok. İllaki oluyor ama bu yeni sistemle hatalar yok. Tamam, bunu açık yürekle söyleyeyim. Yok. Güncel mi? En güncel videolar. İçiniz rahat olsun. Birazdan soru çözümü yapacağım. İdare hukukunun son videosu olacak. Ve güzel bir iş ortaya çıktı. Artık size kalan bunlardan yararlanmak. Videoları paylaşmayı, arkadaşlarınızı kanala dahil etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş olun, hoşça kalın. Allah'ım hüzünlendim. Evet. Haydi. Son video. Son video.